devletin değerlerinin, milletin değerlerinin bütünleştirilmesi yolunda mesafe aldığımız zamanlarda muhalefet sebebi gelişmiş, teveccüh artmış, sayısı artmış. Ama ne zaman devlet, millet üzerinde tahakküm kurmaya başlamış, o zaman da muhalefet sebebi ilk zararını veren kurumdan olmuş. Çünkü muhalefet sebebi esasen bu bizim 100 yıllık, 200 yıllık tarihimizde hatta milletin değerleri ve devletin değerlerinin aynılaştırılması, bütünleştirilmesi mücadelesinin bir çıkış noktasıdır aslında. Ve milletimizin bulmuş olduğu bir formüldür bu, muvafık sebebi. Çok temel dini ihtiyaçları karşılamak amacıyla bunun eksikliğini hisseden insanlar harekete geçmişler. Fakat daha sonra bu ihtiyaçların ne kadar fazla olduğunu yavaş yavaş anlaşıldıkça muvafık sebebinde kapsamlı alanın, çıkan öğrencilerin ulaşacağı noktalarla ilgili farklı düzenlemeler yapılmış. İlk zamanlarda sadece işte cenazemizi kıldırsın, işte cenazemizi, ölümümüzü ve mevdamızı yıkasın diye yola çıkmak düşünülen bir vakit kursları falan amaçlayan süreçte nihayetinde 70'li yıllarda her bir meseleye hem de yüksek öğretime hazırlayan bir kurum ifadesi milletin temel kanununda konulmuş. Millet kendi imkanlarıyla ki işte 2002'ye kadar İmam-ı Selam'ın binalarının, yurtlarının hepsi tek kuruş devlet yardımı olmaksızın yapılmış 2002'ye kadar. O da aylardan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de siyasetin mecra değişince o zamandan sonra devlet bu binaları yapmaya, esasını arttırmaya, yenilemeye başlamış. O tarihe kadar hem fizik imkanları, maddi imkanları hakkında hem manevi imkanları, destek hakkında tamamen milletin üzerinde yükselen bir kurum, imanetse. Türkiye'nin temel meselesi işte bu. 200 yıldır devletle milletin bütünleşmesi, devletin değerleriyle milletin değerlerinin aynılaşması problemi yaşıyoruz. Ne zaman bu milletimiz, devletimiz büyük hamleler yapmış, bu bütünleşmenin sağlandığı dönemlerde bu gerçekleşmiş. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Bunun tabii iki yolu var aslında. Baktığımızda teorik olarak birisi fiziken gerçekleşmesi. O işte demokrasi, seçim yolunda bu gerçekleşmesi. Ama bu şeklen gerçekleşmedir. Esas gerçekleşme bizim bin yıllık bu topraklardaki tarihimiz boyunca söz konusu olan değerler bakımından milletin ve devletin değerlerinin ayrılaşması meselesidir. Bunun gerçekleştiği dönemlerde büyük hamleleri yapmışız. Şeyh Fadri'nin işte sosyal bilimler çalışan büyük usta bir röportajla söyleşti. Demokrasi bağlantıları kavramına karşı tarihi 200 yıl gibi falan tüm eksikleriyle, kusurlarıyla beraber bunu kabul ediyor olursak da 200 yıl gibi bir mazisi var. Daha önce bu yönetim meselesi konusunda, görüşler sorumluluğunda çeşitli analizler yaptıktan sonra Osmanlı'yla ilgili bir değerlendirme yapıyorum. Tabii ki Osmanlı yönetiminde demokrasi diyemeyiz o zaman. Zaten demokrasi diye bir şey yok. Ama Osmanlı yönetimiyle ilgili benim önemli bir kavram var diyor. Normokrasi. Normokrasi. İlkeler, değerler ve gücü üzerinden dayanan bir yönetim tarzı. İşte milletin değerleriyle devletin değerlerinin birleşmesi, bütünleşmesi anlamında normokrasi, norm, kural, kaide demek. O da diğer bir kısmı da güç demek. Yani kuralların, kaidelerin, değerlerin gücü. Bu yönetim tarzı olarak Osmanlı yönetimi, yani bu topraklar üzerinde bizim varlığımızı sağlayan ve onu sürdürmemizi sağlayan unsur olarak millet devlet değerlerinin bütünleşmesi. İşte İstiklal Harbi'ne benzer bir şey yaşamışız. Millet meclisi oluşturmuş, meclis üzerinde orduyu kurmuş, devleti kurmuş, yeniden günlerinde, o tarihlerde. Benzer bir şeyle 15 Temmuz'da yaşamış olduk. 15 Temmuz'da yine tarihe baktığımızda bütün halk hareketleri devlete karşıdır, siyasi iktidara karşıdır. Bunun istisnası yok. İlk defa 15 Temmuz'da bir halk hareketi devlete, iktidara sahip çıkmak için gerçekleşmiştir. Diye, şimdi devlet önünde bütünleştiği zaman devlet milletin devleti haline geldiği zaman, bitirildiği zaman bu gerçekleşebiliyor.